Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde güzel bir çörek tarifimiz var. Haşhaşlı açmanın tarifini paylaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce malzemeler. Bir paket çabuk maya, bir su bardağı ayran, bir adet kesme şeker, bir adet yumurta, bir adet yumurtanın beyazı, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tuz. İçi için 3 çorba kaşığı haşhaş ezmesi, 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz ve yarım paket tereyağı, yaklaşık 125 gram. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı çörek otu. Haşhaşlaşma için gerekli malzemeleri öğrendik. Şimdi hamurla işlemlere başlayalım. Öncelikle 1 adet yumurta ve 1 adet de yumurta beyazı lazım. Üzerine ayranımızı boşaltıyoruz. Bir tane kesme şeker ve parmak uçlarıyla karıştırıyoruz. Ve orta sertlikten biraz daha yumuşak bir kıvam alana kadar un ekleyerek hamurumuz özleşti. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Ilık ortamda 45 dakika dinlendiriyoruz. Ve tereyağının üzerine çok ince çekilmiş ceviz ilave ediyoruz. Biraz daha karıştırıyoruz. İçimizi hazırladık. Şimdi bir kenara bırakıyoruz. Hamurumuzu alıyoruz. Harika bir şekilde kabarmış. Şöyle biraz un serperek havasını alıyoruz. Çok güzel. Şimdi hamurdan limon kadar parçalar koparıyoruz. ...12 adet açmamız olacak. Yumuşak olması için parmak uçlarıyla oval şekilde açıyoruz. Hamurlarımızı aynı şekilde açtık. Şimdi üzerine erittiğimiz, yarısını içinde kullandığımız tereyağını bol miktarda sürüyoruz. Şimdi yağladığımız hamurları parmak uçlarıyla biraz daha esneterek büyütüyoruz. Şimdi üzerlerini hazırladığımız haşhaşlı içten bırakıyoruz, paylaştıracağız, ondan sonra şekil vereceğiz. Evet, şimdi elimizle hamurun yüzeyine
içi yayıyoruz. Hepsini paylaştırdık, yaydık. Şimdi gevşek bir rulo yapıyoruz. Kendi etrafında vuruyoruz ve uçlarını birleştiriyoruz. Bu şekilde. Simitlerimizi aralıklı yerleştirdik. Bu ölçülerimizden 2 tepsi çıkıyor. Şimdi 20 dakika yer mayasını alması için bekliyoruz. Sonra üzerine yumurta sarısı sürerek fırına vereceğiz. Açmalarımız yer mayasını aldı. Şimdi artan yağın üzerine yumurta sarısını ekliyoruz ve üzerlerine sürüyoruz. Şimdi üzerine çörek otu bırakıyoruz. Arzu ettiğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabiliriz. Evet, şimdi sıra pişirme işleminde. Fırınımızı biz bu arada 190 derecede ısıtmaya başladık. Fırına açmalarımızı veriyoruz ve yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Mis gibi açmalar fırından çıktı. Yaklaşık 30 dakika pişirdik. Şimdi servis tabağını alalım. Biraz tabii ki soğumasını tavsiye ediyoruz. Ilık olarak yiyelim ve afiyet olsun. Mütevazı lezzetler mutfağında. Farklı lezzette güzel bir tarif paylaştık. Haşhaşlı açmanın nasıl yapıldığını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Allah'a ısmarladık.